Herkese merhaba şifre izleyenleri. Masamda iki tane Casper Excalibur hazır sistem bulunuyor. Masaüstü bilgisayarlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesini inceleyeceğiz ve bilgisayara yeni çıkan Horizon Forbidden West oyununda RTX 4060'lı hazır sistemde deneyeceğiz. Bu bilgisayarı inceleyeceğiz. Performansını sizlere anlatacağız. Ayrıca hazır sistemlerin ne gibi avantajları var? Casper Excalibur ailesi bizlere neler sunuyor? Videoda hepsinde bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Evet sevgili izleyenler masamda Casper E650 ile E750 olmak üzere Casper Excalibur hazır sistemler bulunuyor. Casper Com.tr'den E650 ile E750'nin içerisine girdiğinizde konfigürasyonlarını tamamen değiştirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Hazır sistemler de var ama siz bütçenize göre, performans hedefinize göre yeni bir bilgisayar oluşturup bütçenizi de, performansınızı da, ihtiyaçlarınızı da ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Tabii pek çok farklı güzel nokta da var. Videonun sonuna doğru onlardan da değineceğim ama şunu da bir ipucu olarak baştan söyleyeyim. 11'e kadar vereceğiniz siparişler aynı günde üretilip evinize teslim ediliyor. Bunu da altını çizeyim. Yani acil bir kasaya bilgisayara ihtiyacınız oldu. Performanslı mesela oyunum geldi oyun oynayacağım dediniz. 11'e kadar sipariş verip gün içerisinde kasanıza ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir imkan. Tabi servis ağından tutun pek çok farklı noktada avantajları olacak ama onları da ilerleyen noktalarda deneyeceğim. Şimdi biz E650'yi inceleyeceğiz. Bu videomuzda E750 burada duruyor. E650'nin içerisindeki özellikleri anlatayım ama dediğim gibi bunları da konfigürasyondan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi oyun testine geçeceğiz. Özellikle Horizon Forbidden West PlayStation 5 için çıkmıştı ve bilgisayara da geldi. Ayrıca DLSS ile beraber oyundaki performansınız, FPS değerleri, akıcılık çok daha üst seviyelere çıkabiliyor. Yaptığımız testte oyunun görsel detayları yüksekte. Full HD çözünürlükte DLSS'i dengeli de çalıştırarak elde ettik. Bakalım nasıl skorlar elde etmişiz. Horizon Forbidden West'te yine PlayStation 5'ten aşina aldığımız güzel görüntüleri bilgisayarda da alıyoruz. Ayrıca DLSS ile beraber RTX 4060'la 110 120 FPS aralığında akıcı bir oyun deneyimi elde ettik. Yüksek detaylarda onu da altını çizmek istiyorum. Bu bilgisayarda kullanılan ekran kartı Zotac RTX 4060. 8 GB GDDR6 belek var. 128 bitlik bir belek veri yolu var ve bu da 272 GB saniyelik veri yolu genişliği bizlere sunuyor. Ekran kartında 3072 CUDA çekirdeği bulunuyor. 13. nesil Intel Core i5 13400F işlemci bu solumdaki bilgisayarda kullanılıyor. 10 fiziksel çekirdekle beraber 12400F'e göre performansı daha da gelişmiş bir işlemci. Orta üst segment diyebiliriz 13400F için. Özellikle yeni nesil oyun bilgisayarları için de yeterli bir işlemci. Anakart tarafına bakacak olduğumuzda Excalibur H610 DDR4 anakart kullanıldığını görüyoruz. Bu anakart Casper'ın kendi üretim bir anakart. Onu da söyleyeyim ama mesela yanındaki E750'de kullanılan kartta gigabyte Z790 yani Casper'ın kendi üretimi parçalar da var ve kasalarda kullanılıyor ama tercihlerinize göre üst segment komponentlerden de bilgisayarınıza eklemeler yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarlarda seçeneklerde sunulan komponentler ya çok üst segment komponentler ya da Casper'ın kendi üretimi olan komponentler. Onu da söylemiş olalım. RAM tarafında incelediğimiz bilgisayarda 16 GB DDR4 RAM kullanılmış. 3200 MHz hızında çalışıyor. SSD tarafında da 1 TB'lik M.2 SSD kullanılmış. PC Express 4. jenerasyonla beraber geliyor. Okuma tarafı 5000 MB saniye. Yazma tarafında da 3600 600 MB saniyelik bir performans vermiş Casper verdiği verilerde. Ama yani biz testlerde de test edeceğiz ne kadar olduğunu sizlere göstereceğiz. Excalibur'un 700 wattlık 80 Plus Bronze Power saplayı var. Excalibur'un RGB fanı var 3 tane ve Excalibur işlemci soğutma fanı. Bunların hepsi bu dediğim Excalibur yazanlar Casper'ın kendi üretimi ürünleri onu da söylemiş olayım. Evet inceleyeceğimiz bilgisayarın özellikleri bu şekilde. Ama tabi siz konfigürasyonda özelliklerini E650 için değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi yani işlemciyi de değiştirebilirsiniz. Ekran kartında değiştirebilirsiniz. Hani pek çok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Anakartından tutun işlemcisine, ekran kartına, SSD'sine, RAM'ine, güç kaynağına, soğutmasına her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Tabi E750'de genişletme seçenekleri daha fazla. Çünkü daha güçlü güç kaynakları, daha farklı su soğutma sistemleri ya da kasa içerisine takabileceğiniz fan sayısının artması, anakart için ayrılan boyutun ya da diğer bileşenler için ayrılan boyutun daha büyük olması. Yani daha üst segment bir sistem oluşturacaksınız. E750 üzerinden gitmek daha mantıklı olacaktır. Şimdi dilerseniz incelediğimiz Casper E650'nin performans testlerindeki sonuçlara bir bakalım ve herkesin merak ettiği Horizon Forbidden West oyununun bilgisayar performansına bir bakalım. RTX 4060 ile bizlere neler sunuyor. İlk testimiz Cinebench 2024. Grafik birimi yaptığı işlemlerde 10.191 puan aldı. Çoklu çekirdek testinde de 751 puan elde ettik. Tek çekirdek skoruna baktığımızda da 105 puan aldığını görüyoruz. Diğer bir testimiz Geekbench 6. Geek Bench 6'da da tek çekirdek skoru 2352, çoklu çekirdek skoru da 8295. SSD tarafında da okuma hızı 3505 MB, yazma hızı da 3250 MB saniye. Evet sevgili izleyenler incelediğimiz Casper E650 kasanın performansı bu şekildeydi. Ayrıca bilgisayarda Horizon Forbidden West oyununun nasıl bir performans verdiğini de sizlere göstermiş olduk. Tabi RTX 4080, 4090 gibi kartlarla da bu oyunu gösterebilirdik ama herkesin ulaşabildiği, daha ulaşılabilir orta üst segment diyebileceğimiz bir ekran kartı olan RTX 4060 da performansı merak ediliyordu. Bu videoda hem bilgisayarı incelemiş olalım dedik hem de bu merak edilen oyunu sizlere gösterelim ve nasıl performans verdiğini göstermiş olmak istedik. Evet şimdi gelelim Casper Excalibur kasa aldığınızda ne gibi avantajlarınız, ne gibi farklılıklarınız var onlardan bahsedelim etme Şimdi Casper'ın dediğim gibi hazır sistemini aldığınızda Excalibur RGB oyuncu klavyesi ve mouse seti de hediye ediliyor. Yani bir klavye mouse ekstradan almanıza gerek kalmıyor. Yani siz Casper Excalibur kasa aldığınızda hazır sistemi aldığınızda sadece bir monitör almanız gerekecek. Tabi Casper kendi parçalarını da üretip sistemlerini entegre etmeye başlamış. Bu da güzel bir detay. Solumda görmüş olduğunuz E650'nin içerisindeki anakart Casper'ın kendi üretimi. Ama mesela sağ tarafındaki Casper E750'nin içinde Gigabyte Z 790 Ultra Durable anakart var. Gerçekten başarılı, düzgün, iyi bir anakart. Hani siz kendi sistem toplasanız da bu anakartı tercih edersiniz. Hani kasaların içerisindeki çoğu bileşen de iyi seçilmiş, üreticisi belli, güzel parçalar. Hani bir uyum sorunu olmadan gidip kendinizin de tercih edeceği parçalarla ya da Casper'ın kendi ürettiği parçalarla oluşturulmuş bilgisayarlar. Şimdi bir de toplama bilgisayar yani OEM parçalardan oluşturduğumuz bilgisayarlardan bahsetmek istiyorum. Tabii Türkiye'de buna ilgi çok ve hani insanlara neden bunu alıyorsunuz diyemeyiz tabii ki de. Çünkü OEM parçaları tedarik eden yerler de gelişti. Ona da bir lafım yok ama şöyle de bir konu var. Mesela atıyorum bir kasa için parçalar sipariş veriyorsunuz. En uygun fiyatı veren siteleri bulabileceğiniz gibi bir yerden de hepsini sipariş verebilirsiniz. Ama bazı parçalarda stok sorunu olabiliyor. Bazı parçalar geç gelebiliyor. Hepsi aynı anda gelmeyebiliyor. Ya da bir verdiğiniz parçalar bu sefer... ...bazıları bozuk geldi mesela. Olabilir seri üretimde 100 tane mal üretildi. Bunlardan 2 tanesi, 5 tanesi bozuk çıkabilir. şansınızla kapalı ürünlerden aldığınız bir şey bozuk çıkabilir. Ama bu bilgisayarlarda, hazır bilgisayarlar zaten size gelmeden önce sürücüleri yükleniyor. Son bir testten geçiyor ve size bozuk gelmiyor. Bu bence en önemli süre avantajı sağlayan konulardan biri. Yani ben bir kasa almak istiyorum. Parasını ödedim. Kasayı alacağım. Ben satış sonrası hizmetlerle ya da yani bir işiniz var. Acil bir bilgisayar almak istiyorsunuz. Ya da bir bilgisayar aldınız. Sonuçta bu parasını ödedikten sonra detaylarla uğraşmak hiçbir kullanıcı istemez ve size çalışan bir bilgisayar geliyor. Diğer türlü yine size çalışan bir bilgisayar gelebilir ama gelmeye de bilir de. Dediğim gibi o soru işareti şans ve o şans size denk gelirse bu sefer o bilgisayara kavuşma süreniz uzuyor ve daha kötü bir deneyim yaşıyorsunuz. Mesela yaptığım araştırmalarda şöyle güzel bir detayı daha fark ettim. Mesela dediğim gibi bir kasa topladınız. Bir reminiz arıza yaptı. Ne oluyor? O rem kim ürettiyse sizin aldığınız yer değil ürettiğiniz yere gidiyor. Rem ve bir ay en az bekleyin diyorsunuz. Değişim değiş olup olmayacağı da bir meçhul. Hani o bir ayın sonunda bazen değişim de olmayabiliyor. Ama Casper burada proaktif bir davranış göstererek diyelim ki RAM'de bir bozulma var. Bir arıza var. Burada kendi üretmediği bir parça da olsa kendisi yeni ürünü hemen size veriyor ve daha sonra değişimi kendi hallediyor. Bu benim için çok güzel bir gelişimi ve bunu da sizlere duyurmak istedim. Çünkü Casper'ın kendi üretmediği parçalarda da bir sorun olduğunda Casper diyor ki al abicim sana parçayı veriyor. Ekran kartını takıyorsun ve bilgisayarını bir ay boyunca kullanmaya devam ediyorsun sen o prosedürle ilgilenmek zorunda değilsin. Sizi de bu detay ilgilendirmiyor. Bu da benim için güzel bir gelişme oldu. Tabi satış sonrası hizmetler de önemli. Onu da merak ediyor olabilirsiniz. 8 şehir ve 9 farklı noktada olmak üzere ana ve bölge servisleri ile getirilen ürünlerde 1 saat kargo ile gönderilen ürünlerde de 24 saatte servis imkanı sunuluyor. Bir de turbo servis hizmeti var. İstanbul ve Ankara'da olmak üzere müşteri aradığında aynı günde motokuruya gelip alıp size geri getiriyor. Sorunu çözüp de geri getiriyor. Bu da önemli. Tabi jet servis hizmeti var. Türkiye'nin her yerinden müşterinin cihazını kargo ücretsiz olarak alıp sorunu çözdükten sonra geri teslim ediyorlar. Evet sevgili izleyenler Casper E650'yi inceledik ve Horizon Forbidden West oyununu PC'de yeni çıkmışken 4060'la performansını da sizlere gösterdik. Tabi bilgisayarın SSD, işlemci, ekran kartı performansı performanslarını gösterdik. Bir incelemede yapmış olduk. Tabi Casper Excalibur'un kasa ailesinde ben kendilerini görmeyeli bayağı değişimler de olmuş. Onları da sizlere bu videoda bilgilendirdim. Detayları da aktardım. Dediğim gibi Casper farklı konfigürasyonlarla E650 ya da 750 tercih edebiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem üst segment donanımlara yönelik gelecekte bilgisayarı genişletme planınız da varsa E750 almak daha mantıklı olacaktır. Ama E650 de pek çok kullanıcı için mantıklı. Özellikle Full HD ve 2K çözünürlükteki oyuncular için E650 de fiyat performans noktasında iyi bir seçim olacaktır ki bu kasa da bu kasaya göre küçük gözükse de bayağı içi geniş. Üst segment anakart ve ekran kartı da bu kasaya rahatlıkla sığacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kasaları nasıl buldunuz? Alır mıydınız? Yorumlarınızı da bekliyorum.